AKP'nin iktidarı sürecinde geçmişin onca anısı içinde iki tanesi nedense hiç kafamdan silinmemiş. İlkini geçenlerde Irak heyetinin külliyede ağırlanma görüntülerini izlerken anımsadım. Iraklı bir yetkili Erdoğan'ın masasında rakı içiyordu. Erdoğan'la sohbet için buluşmuştuk yıllar önce. Ben dahil toplam 4 kişiydik. Erdoğan uzun sohbetimizin başında şakayla karışık niye içki içmediğimi sordu. Ben de bunun üzerine Erdoğan'la sohbet boyunca viskimi yudumladım. Ara sıra dost sohbetlerine Erdoğan'da karşılıklı viski içmişliğim vardır diye espri yaparım. İkinci unutamadığım anımsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın tahliyesine karar vermesiyle aklıma düştü. Eski Başbakan Binali Yıldırım beni meclis lokantasına öğle yemeğine götürmüştü. Yan masada HDP'liler oturuyordu. Kulağıma eğildi. Hakan ya bak bu HDP'liler bizim için çok önemli. Bunları korumalı ve sahiplenmeliyiz diye kısa bir nutuk çekti. AKP'nin ve Erdoğan'ın özgürlükçü düşündüğü yıllardı. Çok daha sonra açılım, çözüm süreci girişimleri geldiğinde ben artık AKP'nin özgürlükçü olduğuna, bu süreçlerin yürüyeceğine inanmıyordum. Siyasal İslam'daki hiç bitmeyen eski sıkıntı baş göstermişti. Bizim saftirik sol liberaller ve de HDP'li Kürtlerse AKP'ye inanmaya devam ediyorlardı. Neyse, derelerin altından çok sular aktı. Siyasal İslam'ın içindeki şeytanın hortladığını gördük. En son Tayyip Erdoğan'a hapisten güzel bir mektup döşendim. Bir şiir yüzünden hapis yatmasına karşı çıktığımız sizin döneminizde bir tweet yüzünden hapisteyiz diye. Neyse, Kürtlerin ve Osman Kavala başta çoğu aydının cezaevinde çektiklerinin yanında benimkisi fasa fiso. Hele de Demirtaş'ın çektiklerinin yanında. Bakınız, bizim bu ülkede herkesin ama herkesin şiddetle ince bir çizgide yoldaşlığı vardır. Bunu MHP için de söyleyebiliriz, keza CHP için de. CHP oy verenlerin bir kısmı eski sol örgütlere sempatiyle bakarlar. AKP'ye oy verenler, hatta bizatihi AKP'nin kendisi terörist İslami örgütlere sempatiyle bakar. Neymiş efendim? Haklı terör de olurmuş. Bu topraklarda herkesin sevdiği bir terörist vardır maalesef. Bu sıkıntı HDP'de de var. PKK ile bağlantıları hep oldu ve fiili olarak bitse de manevi olarak olacak. Realite bu. Ama tüm bunlar demek değil ki AKP eşittir IŞİD, AKP eşittir Hizbullah, AKP eşittir Hamas, AKP eşittir İbdaci vesaire vesaire. Aynı şekilde HDP de eşittir PKK değil. Bir kere bunu anlamalıyız. HDP de siyasal İslamcıların İslamcı silahlı örgütlere sempatiyle baktığı gibi PKK'ya öyle sempatiyle bakıyor. Ama sonuçta Erbakan'la başlayan siyasal İslam kravatlı İslam'dır. Silahlı İslam değildir. Öncüleri ve HDP ile ortaya çıkan Kürt milliyetçiliği de aynı şekilde kravatlıdır. Silahlı değil. Radikal görüşlerin demokratik siyasete girmesi ve varlığını sürdürmesi aslında demokratik sistemden çok terörist örgütler için tehdittir. Demirtaş olayı da öyledir. Zamanla Demirtaş PKK için bir iç tehdit haline gelmiştir. Çünkü yarattığı sinerji ve yakaladığı güç PKK'yı rahatsız etmiştir. AKP de PKK'dan çok Demirtaş'tan korkmuştur. Bu yüzden de sözde çözüm sürecinde Demirtaş ve HDP'siyle değil PKK'yla masaya oturmuştur. Ne kadar yanlış. Yıllar önce Binali Yıldırım bana çektiği kısa nutukta haklıydı. Çünkü HDP güç kazansın, PKK güç kaybetsin istiyordu. Ama gün gelip öyle olunca da, arzuladıkları gibi olunca da altımızdan Kürt oyları kaçıyor diye rahatsız oldular. Kürtler CHP'ye küfrederken harikaydılar, AKP'ye sallamaya başlayınca tuğkaka oldular. Mantıkları bu kadar basitti işte. Demirtaş'ın suçu da Kürtleri AKP sevdasından vazgeçirip muhalefete geçirmekti. Bu böyle biline, hiç lamicimi yok. Yani bizim CHP'deki ulusalcılar da artık akıllarını başlarına aslında. Demirtaş terörist mi? Kesinlikle hayır. Kandil'e gitti mi? Gitti. Ama PKK'nın elindeki çocuk teröristleri serbest bırakması için gitti. Keza nasıl bugün AKP'de olan pek çok kişinin yolu İslami radikal örgütlerden geçtiyse Demirtaş PKK'ya da bulaştı mı? Bulaştı ama sonunda parlamenter mücadeleyi seçen AKP'lilerin yolundan gitti. O kadar. Zordur. Kürt mahallesinde PKK'ya bulaşmadan
durmak zordur. Bunu da anlamak ve önüne geçmek zorundayız. Önüne geçmenin yolu da parlamenter mücadelenin önünü açmak, parlamentoya gelenleri hapse göndererek işte Kürtleri tek yol silahlı mücadele kafasına sürüklemek asla değil. Kuşkusuz Demirtaş kendi mahallesinde dengeler kurarak PKK ile HDP arasında ince bir ilişki yürüttü. Tıpkı AKP'nin İslami radikal örgütlerle IŞİD'inden FETÖ'süne kadar ince bir çizgide yürümesi gibi. Vakti gelince de kavgaya düşmesi gibi. O kadar. Geldiğimiz noktada ise çok ama çok önemli bir olguyu kaçırıyoruz. Gençliğimden beri her yıl tamam kökünü kazıdık PKK'yı bu yıl bitirdik masallarını çok dinlemişimdir. Dikkatinizi çekerim. Son birkaç yıldır PKK'yı bitirdik söylemi ansızın kesildi. PKK dursun istiyorlar neredeyse. Bitirdik demiyorlar. Korkuyorlar bitirdik demeyi. Niye mi? Çünkü PKK bu kez gerçekten bitti. Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarında askeri pozisyon alması, PKK'nın nerede duracağını bilemeyip Hendek kazma ve Kobani eylemleriyle çok yanlış bir yer ve zamanlamayla Türkiye'ye savaş ilan etmesi ve en önemlisi Kürtlerin tüm bu PKK saçmalıklarından yorulup Demirtaş'ın karizmasına doğru kayma eğiliminin yükselmeye başlamasıyla PKK gerçekten bitti. Var mı eylemi bu aralar? Görüyorsunuz ses soluğu kesildi. Şimdi tam da böyle bir noktaya gelinmişken Demirtaş'ı içeride tutarak PKK'ya yeniden can suyu verilmeye çalışılıyor. Oysa barışın ve açılımın asıl şimdi tam zamanı. PKK tam bitmişken Demirtaş'ı bırakacaksın, Kürtlere demokratik siyasetin önü iyice açılsın. Emin olun bu son süreçten hem Türkiye realitesi hem de PKK sorunu üzerine bizzat yaşadıklarından ötürü Demirtaş da kendi iş dünyasında bambaşka açılımlara gitmiştir. Ama maalesef AKP olaya memleket meselesi olarak bakmıyor, bakamıyor. AKP'nin oy kaybetme meselesi olarak bakıyor. AKP memleketin bekasıyla ilgileniyor görünüp aslında kendi bekasıyla ilgileniyor. Zaten uluslararası hukukta Demirtaş'ın bir an önce tahliyesini gerektiriyor. Demirtaşlar, Kavalalar içeride tutuldukça Türkiye'den özgür düşünce gibi özgür sermaye de kaçıyor. Yalvardığınız yatırımlar gelmiyor. Artık ekonomik krizin ana gerekçesi siyasal ortam ve yarattığı güvensizlik. Pandemi sadece işin tuzu biberi. Hazır PKK bitmişken, hazır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar vermişken, tarihi bir konjonktür kaçıyor. Bakınız daha geçen haftalarda Erdoğan'ın bir zamanlar dizinin dibinde oturduğu Gulbettin Hikmetyar, Taliban'la, o vahşi Taliban'la partisi arasında görüşmelere başlanacağını duyurdu. Taliban PKK gibi beter bir şey. Nereden baktığınıza bağlı olarak da daha da beter sayılabilir hatta. Örnek aldığınız lider kendi PKK'sıyla masaya oturuyor. Siz bırakın PKK'yı, HDP ile savaşıyorsunuz. Liderini hapisten çıkarmıyorsunuz. Unutmayın, PKK'yı bitirebilirsiniz ama HDP'yi asla bitiremezsiniz. Demirtaş'ı da bitiremezsiniz. Asıl memleketi bitiriyorsunuz böyle yaparak.